Enstitünün çok değerli sakinleri, Yeni Doğan Camii cemaatimiz ve ekranları başında bizleri izleyen çok değerli izleyicilerimiz, hepinizi en kalbi duygularla selamlıyoruz. Bildiğiniz gibi İlk Adım Belediyesi'nin davetlisi olarak 3 yıldan beri İlk Adım ilçesinde, özellikle büyük camilerde, ilimiz dışından İstanbul ve Ankara'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okumada derece yapmış hocalarımızı, konuşmalarıyla, sohbetleriyle isimleri ön plana çıkmış hocalarımızı ilçemize davet etmek suretiyle ilçemizin pilot camilerinde, merkez camilerinde sizlerle, bizlerle buluşturup Ramazan'ımızı daha duygulu, bereketli ve rahmet dolu geçirmemize katkı sağlamaktadır. Geçen senede olduğu gibi bu senede yine Yeni Doğan Camimizde İlk Adım Belediyesi'nin daveti üzerine gelmiş misafir bir hocamız var. Metin Balkanlıoğlu. Siz daha önce ekranlardan da tanımış olabilirsiniz. Çeşitli vesilelerle yapmış olduğu sohbetler nedeniyle de tanımış olursunuz. Sohbetiyle, ismiyle ön plana çıkmış o hocamız bu sene, bu defa, bu akşam burada Yeni Doğan Camii cemaatiyle beraber olacak, hasbihal edecek. İlk Adım Belediyesi'nin hizmetleri, etkinlikleri, faaliyetleri arasında yer alan bu ve diğer hizmetleri, özellikle iftar saatindeki komşu iftarları, gece sahur programları, bizim de içerisinde sohbet konuğu olduğumuz Aberaks televizyonundan canlı olarak yayınlanan, gerek Samsun'umuza, gerek ülkemize, gerekse ülkemiz dışından dünyanın her tarafında bulunan vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, din kardeşlerimizin izlemek suretiyle ortak olduğu yayınları Samsun'a, onları da Samsun'a taşımış oluyor ve böylece aramızda bir husniyet, bir kardeşlik bağı oluşturmuş oluyor. Bu akşam da burada Yeni Doğan Camii'nde Metin Balkanlı oğlu hocamız bizlerin sesi olacak. Onun sesini de bizler duymuş olacağız. Bir hasbihal yapıp sizlerle baş başa bırakmış olacağız değerli hocamız. Hocam buyurun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü ve Tıyb-ı Salavati. Allah-u Teala Hazretleri, yarılamaya doğru ilerlediğimiz birkaç günümüz kaldı yarısına. Ramazan-ı Şerif'i size, aile efradınıza, mahallemiz, ilçemiz, ilimiz, yurdumuz, alem-i İslam'a, ölümümüze, dirimize bereketli kılsın. Maalesef ümmet ayı dendiği halde ve Ramazan-ı Şehru ümmeti dendiği halde ümmetin baskodaklarına boyun eğerek, emperyalistlere böyle göz kırparak ne vaatler, ne vaidler, tehditler aldılar ise, ümmetin canının acıyacağı işlere bulaştıkları bir dönemde Allah-u Teala yine de ümmeti Muhammed'i sahipsiz bırakmaz. Ümmeti olmaktan vallahi şeref duyduğumuz, mutluluktan uçtuğumuz, hakkını veremediğimiz için de üzüldüğümüz mübarek peygamberimizin aşkına ümmetin kalbini birbirine kaynatsın. Kopmayan elektrotlarla, bozulmayan kaynak makinalarıyla Allah kaynatsın. Aradaki mırın kırın problemleri gidererek La ilahe illallah'ta, Muhammedun Resulullah'ta, Beytullah'ta, Kitabullah'ta, dinimiz Dinullah'ta Allah bizi kaynak yapsın inşallah. Ve şurada yapacağımız 20 dakikalık, 22 dakikalık konuşmada da az zamandan ne olursa Allah bereket lütfetsin. Bizi size faydalı kılsın inşallah. Amin. Tamamdır. Bir de bu sene tabii benim, Allah biliyor, Ramazan'ın yarısından sonra gidiyorum ümmeti Muhammed için peygamberimizin camisine kene gibi yapışıyorum. Ayaklarına kapanıyorum. Ümmete dua ediyorum. Mübarek peygamberimizin eşiğinde. Bu yüzden benim Ramazan'ım hep yarım. Yarı Ramazan geçiriyorum. Günlerde üstelik çok çakışmalı oluyor. Cami adresi bu. Resmi zaten camilerde söz verdiğim sohbetler oluyor. Bu yüzden böyle gelmeye gitmeye pek müsait değilim ama buradaki arkadaşlar, Hacı Bayram'ın imamı sağ olsun, o birkaç kez bastırınca aynı zamanda tok ailesi de gel hocam senin de doyuralım, senin de toklardan ol dediği için geldim. Peşinden konuşayım. Ben kürsüde arkadaşlar.
Mümkün mertebe ahiret sermayem olduğu için burayı dünyaya bulaştırmadım. Şimdiye kadar hiçbir kimse buralardan ne mağlandığımızı veya da böyle bir hesap, özel hesap çalıştığımızı böyle bir delillendirme şansı yok, Allah'a şükürler olsun. Bu benim ekmek tekne. Yarın küt diye ölüp gittiğimde, Rabbimizin huzuruna gittiğimizde kimileri cami yaptırıyor bak, ondan ecir alıyor. Kimileri cephede aslanlar gibi vuruşuyor, oradan ecir alıyor. Kimileri doktoru bedava muayene ediyor. Herkesin bir ahirete yatırımı var. Benim meslek, sektör ve çalışım alan olarak böyle bir elimde bir şeyim yok. Ancak yanına kavrulan bir geçimim var. Allah 3-5 gram ilim vermiş, 3-5 de kelam etme gücü vermiş, Rabbimize kurban olsun diyerek bu sohbetlerle ahirete 3-5 kuruş kazanmayı düşünüyorum. Bu amaçla çalıştığım için de mümkün mertebe şu kutsal dinimizi cümle peygamberlerin la es'elüküm aleyhi min ecrin diyerekten ilan ettikleri biz peygamberler bu İslam dinine verdiğimiz hizmetten dolayı asla dünyalık bir şey hesabı yapmıyoruz, istemiyoruz, beklemiyoruz demişler. Hepsi bunu demiş. Hepsinin ortak arkadaşlar ağzından çıkan deklar ettikleri Kur'an'da da önümüze gelen bilgi bu. Biz de o mübarek peygamberlere gelen vahyi taşıyoruz sizlere. Böyle bir şerefle hamallık yapmaya çalışıyoruz. Biz de aynı şeylerle amel etmezsek arkadaşlar ahirette büyük risk alırız. Bu cihetten de gönlünüz rahat olsun. Hocam acaba nasıl geldi, nasıl gitti demeyin. Sadece indik, bindik, yedik, içtik, döndük. Bir de dua alırsak o da bizim cep açlığımız olur. Dua etmeseniz de kızmam size ben. Niye? İnsan unutur bazen, ihmal eder. Size de aynı şeyi öneriyorum. Duadır, teşekkürdür. İhmal edilebilirsiniz. Allah'ın bile ismi anılmıyor arkadaşlar ya. Bazen biz bile daldırıyoruz. Siz yılların Müslümanısınız. Kökten böyle gelmezsiniz. Yani Rabbimizin adını anmadan yemek bile yediğimiz oluyor. Elhamdülillah demeden kalktığımız oluyor. Sizin daha arkadaşlar adınız anılmayabilir. Teşekkür edilmeyebilirsiniz. Dua bile ihmal listesinde yer alabilir. Hiçbir şeye takılmayın. Bu girizgahda kusura bakmayın bir zarur açıklama olduktan düşünün. Bismillah deyin ki şu ayetle beraber Bismillah. La nuridu minkum cezaen ve la şükura innemâ nut'imukum liveçhillâhi ayeti. İnnemâ nut'imukum liveçhillâh la nuridu minkum cezaen ve la şükura. Size biz Allah için ikram ettik. Helal hoş olsun. Vallahi bir teşekkürle beklemiyoruz. Bir karşılık haşa. Ahirette çok kötü günler bekliyor bizi. Kabir, mahşer, sırat, cehennemle biten bir kötü yolculuk var. Bir de güzel yolculuk var. O zor günün belasından korunmak için bu ufak yatırımı yaptık. Allah adına sizin üzerinden yatırım yaptık. Sizin üzerinden Allah'a, onun rızasına, cennetine havale çıkarttık işte canım. Bu sohbettir, ne bileyim hizmettir, hayırdır, hasenattır. Allah bereket versin diyoruz. Allah-u Teala bu mantık, bu mübarek ayet-i kerimedeki izahatlarla, bu mantık, bu mantaliteyle iş yapmak nasip etsin. Sizden ne teşekkür, ne bir karşılık, ne bir dua, ne demek evladım seni Allah için emzirdim. Sütümü gözüne, dizine vurmak için, ekmeğe maşımı kafana çalmak için, bu yaptığım hizmeti günün birinde şantaj için yapmadım. Helal hoş olsun. Oğlum, afiyet olsun yavrum. Ne demek kardeşim, bacım, değil mi? Doğal olanı budur. Şantaj iş yapmak bize gitmez. Ya biz hak hukuk tehditçisi olmamamız lazımdır diyoruz. Evet. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hakki sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu ala şefi'i zünubine Muhammed. Sallu ala tabibi kulubine ve kurrati a'yunina Muhammed. E'ûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenurka'u vescudu vabudu rabbekum vef'alul hayra. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ayetin sonu felah olduğu için اللّٰهُمَّ اجْعَلَ مِنَ الْمُفْلِح۪ينَ diyoruz. Siz de amin deyin. Ya Rabbi bizi felaha kavuşan, kurtuluşa erişenler listesine katıştırıver. Amin. İkinci ayet, o da hem kendi geleceğimiz, güvenliğimiz, alem İslam'ın başına örülecek çoraplara karşı şöyle bir silkiniş ayetidir. Bedir Sura dediğimiz olayı özetleyen, Sure-i Âl-i İmran'daki çok önemli bir mevzu işleyen, bizi de şöyle
Allah'a şükür deyip bir ferahlandıran ayet-i kerimedir. Buna şiddetli ihtiyacımız var. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine kâle lehumün nâsü. İnne nese kad cema'u lekum fahşevhum. Fezâdehum imânen ve kâlu. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ve sadakallahul azim. Bu ayet-i kerimenin sonunu sonra unuturum. Mübarek peygamberimize bazı üzücü haberler gelirmiş. Zahiren üzücü. Hikmetini, derinliğini Allah bilir ama aldığı haber ölüm haberidir, katliam haberidir ve vefasız bir olaydır, can sıkıcı bir hadisedir. Peygamberimiz şöyle yaparmış. Bakar mısın bir saniye? Sakalını kıvırır. Aynen şöyle bakın. Sahabenin görgü tanıklarının rivayeti. Sakalını şöyle bir kıvırır. Ona doğru bakar ve başını hafifçe sallar. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Duyduğum haber moral bozucu ama orası herhalde diyorum ben. Biraz can sıkıcı ama Allah bize yeter. Allah ne güzel vekildir. Güvencemiz odur. Onun rahmetidir, onun kudretidir. Allah'a güvendik. Allah dedik gibi bu mealle değerlendirebileceğiniz bu ayetin sonunu olumsuz haberlerde hemen seslendirilmiş. Bu yüzden siz olun, olur bir gün böyle bir olumsuz haber duyarsınız. Ümmet hakkında, sizin hakkınızda, sizinle bağlantılı birimler, kurumlar hakkında hemen bir inna lillahi yapıştırın. Bir de hasbunallah sonucu güzel olur inşallah. Mübarek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanın manevi maddi anlamda güçlü olmaya teşvik eden ha gayret göreyim sizi dercesine bizi bu işe doğru yönlendiren bir açıklamasını inşallah bugün hadis-i şerif oradan başlık tayin edelim. Vakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el müminül kaviyyü hayrun ve ehabbu ilallahi minel müminiz zayifi ve fi küllin hayrun. Sonu sevindiriyor, her tarafı da mutlu eden bir ifadeyle bitiyor. Bir de arkadaşlar, analar anası, peygamberimizin çok sevdiği, tabi Hazreti Hatice tartışılmaz. Cümle annelerimizin genel başkanı diyebilirsiniz ona. Cümle Ümmahatül Mümininin seyyidatı, seyyidesidir Hazreti Hatice. Ama Hazreti Ayşe de peygamberimi çok severdi. Ona karşı bir yüreği cıvıl cıvıldı. Hazreti Ayşe de bunun farkındaydı, ara sıra nazlanırken peygamberimize şöyle yaklaşır. Ya Resulallah, ayıp olmazsa bana sevginizin oranını, ne kadar sevdiğinizi öğrenebilir miyim dermiş böyle. Kadın işte, hanım ya. Peygamber ama nihayet bir koca. Değil mi? O da hanım. Böyle saygıda, edepte ya Resulallah'dan başka şey söylemezlerdi. Fakat bir koca ve hanım ilişkisini düşünün. Sevginizin, bana karşı meylinizin bir ölçüsünü alabilir miyim? Nice olduğunu öğrenebilir miyim deyince bildiğiniz bir hadise. Ayşe, sana olan muhabbetim çözülmeyen kör düğüm gibi demiştir. Oh, elhamdülillah demiş, şöyle bir rahatlamış. Kör düğüm gibi, ilmekli değil, çıt. Otomatik sigorta değil. Eski sigortaları hatırlıyor musunuz? Eski sigortaları, evlerinizi hatırlayın. Şöyle kıvıra kıvıra böyle bir sigortamız vardı, duy. Bazen biz ona bir kalın tel bağladık, bir de altına 25 kuruş sıkıştırırdık. Hatlar yanardı, sigorta atmazdı. Elektrik hattı yanardı, kör düğüm işte. Sigorta atmazdı. Mübarek Peygamberimiz buna benzer bir açıklama yapmış. Oh elhamdülillah demiş. Daha sonra seneler birbirini kovalamış. Tabii arada bazı mırın kırın peygamber ocağı da olsa arkadaşlar bir takım sorunlar oluyor. İnsandır. Günün birinde yine böyle bir sorma ihtiyacı hissetmiş. Bakalım demiş peygamberimizin düşüncesinde bir değişiklik var mı? Ya Resulallah, kör düğüm meselesi demiş. Olduğu gibi duruyor Ayşe demiş. Rahat ol. Bir daha rahatlamış. Kör düğüm gibi ahirette de onlar birbirine kör düğüm gibi bağlanacaklar. Annelerimiz, ehli beyt, sahabe. Allah bizi de Peygamber Efendimiz'e kör düğüm gibi bağlasın inşallah. Çözülmeyen bir düğüm. İlmeklerle değil, güzeller güzeli Peygamberimize, biz gariban, yeni doğan camisinin cemaatine toplanmış biz kardeşleri da bacıları da, diğer ümmeti Muhammed'de ölü diri Müslüman cümle karındaşlarımızı Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem mübarek
İslam dinine, mübarek Kitabullah Kur'an'a, mübarek Beytullah Kabe'ye çözülmek bilmeyen kör düğümle, hatta bizi Allah Müslüman karındaşlarımıza, bacılarımıza zahiren, batınan, ölüsüne, dirisine kör düğüm gibi bağlı, birbirine sadık, vefalı kul ve kardeş eylesin inşallah. Amin. Hadis-i şerif metni. Kâlet ümmüne ve ümmül müminine Âişe radıyallahu anha fîmâ yervî an Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Fîmâ tervî diyoruz. Ve izâ selime şehr Ramazâne selimeti senetü küllühâ. Özellikle mayalandırma hadis-i şerif olduğu için her sene hatırlatmayı tercih ediyorum ben. Sadaka Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, terahhum kıl ibade hakka gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Değerli kardeşlerim, yaşı, ilmi, hizmeti, hayrı, ondan sonra birikimleri, Allah'ın kendilerine yığınakları bizden daha fazlaca olan kıymetli büyüklerim. Allah-u Teala önce beni affetsin, sizi affetsin, sizinle bağlantılı olanları affetsin. Öyledir cümle Müslüman karındaşlarımızı bir daha affetsin. Öyle bir af ki günah namına bir şey bırakmasın, eksiklerimizi tamamlasın, çürük taraflarımızı Allah sağlamlaştırsın. Mevla Teala bu geriye kalan ömrümüzü Rabbimizin rızasına endeksli, kullarında duasını alacak şekilde hayatımızın bakiyesini dolu dolu, oh şükürler olsun diyeceğimiz şekilde geçirmek nasip eylesin. Öncelikle şunu hatırlatayım size ben arkadaşlarım. Süre darlığından dolayı başlıklar halinde tık 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 gideceğiz. Bir, yüreğinizdeki imana dayanarak, güvenerek bir açıklama yapacağım ben. O da nedir? Bismillah. Ülaike hümül müminine hakka. Bu kulumun yüreği hakkıyla mümindir. Ben Allah'ıyım, onun Rabbisiyim, bu imanı verenim. Ve diyorum ki bu kul bana tam inanmıştır. Var ya ayetlerde. Hakkıyla mümin. Hakkıyla mümin. Allah kulunun hakkıyla kafir dediği var. Müminim diyenlere sen mümin değilsin dedikleri var. Ve mâ üleke bil müminin ve mâ hum bi müminin de var Kur'an'da. Ne müminliği? İslam kim, sen kim? İman kim, sen kim? Hadi oradan. Dediği insanlar var mı Kur'an'da? Vallahi var. Ayet metni böyle. Allah bizi onlardan etmesin. Allah'a sığınırız. Öyle bir duruma düşülmüşsek. Allah'a sığınırız, iltica ederiz. Hakkıyla mümin. Bu imanınıza istinaden diyorum ki Allah sizi seviyor. Ya... Milyarlarca net rakamını Allah'ın bildiği insan arasında sizi mümin yapmış, beni papaz yapmamış, haham yapmamış. İnsanları terörize eden, dini kötüye kullanan bir sapık yapıda kürsülere, minbelere, mihraplara çıkartmamış. Ehl-i sünnet vel cemaat, ilme kadar konuşan, kilosu kadar iş yapan bir din çığırtkanı, gayretlisi bir hoca yapmış. Sizi de Allah-u Teala'ya gönüllü olarak namazını kılmaya çalışan, değil mi? Kaçırdığında eyvah deyip masaya vuran, bugün de bir gafletimiz, Allah'ım ne olur affet diye üzülen, severek oruç tutan, parası olsa bir de kurası çıksa var ya, sevincinden hacca gidiyorum diye yemekler veren, ikramla bulunan, seve seve hacc eden, seve seve zikreden, hanımlar beni duyuyorsa eğer, seve seve örtünen, tamam, kurban oldum Allah'ım ne demek? Nur suresinde feliyatübre dedin. Ahzab'da yüdnine dedin. Okudum. Hazreti Ayşe'mizi, Fatıma'mızı, Peygamber'imizi eliyle örtmüş. Şöylece örtün. Elinin bileğine kadar, ayağının topuğuna kadar bolu olsun. Vücudun belli olmasın kızım. Hanım dikkat lütfen. Oldu. Seve seve örtünen, kurban olduğum Allah'ım, gencecik kızken beni örtülü görmek, kefene girinceye kadar sokağa çıkınca açılmamak üzere bir görev, şeref duyarım. Ne demek? İmanıma, dostluğuma, sana olan muhabbetime, yakınlığıma, dereceme, kıymetime, itibarıma zarar verir mi içki? Çok. Faiz, çizerim seni. Yalan, lanet ederim. Zulüm, işini bitiririm. Muhabbet bozulur. Allah'ım muhabbetimi zararacak hiçbir şeye bulaşmam evvel Allah. Olur, insanlık hali, itilirim, düşürülürüm, çelme yerim, Adem babacığım gibi küt diye cennetlik yoldan cehennemlik yola yuvarlanırım, kendimize döndürüyorum. O cennetten düşmesini telmihen söyledim. Hemen toparlanırım. Üstüme dünya gelse, bütün kapılar kapatılsa, illa bu
adi işi yapacaksın diye tepeme çökseler Yusuf Aleyhisselam'a çöktükleri gibi, ki o zaman Yusuf Aleyhisselam peygamber değil. Yanlış anlamayın. Programda peygamber. Ama yaşı tutmuyor. Gencecik filiz gibi delikanlı. Fakat namuslu, şerefli maşallah. Tertemiz birisi. Peygamber evlatcağızı. Anası Yahşi, babası daha da mübarek. Rabbistecnu ehabbu ileyye mimme yed'une ileyh. Allah'ım, bu kadın bana diyor ki benimle zina etmesen hapislerde çürütürüm. Sure Yusuf, söz Allah'ın sözü. Tırnaklanan bir ifade değil bir yerlerin, cımbız yok. Benimle yatmazsan hapislerde yatarsın diyor. Ayet oldu ortada. Allah'ım, hapislerde seve seve çürürüm. Senin katında çürük bir Yusuf, namus arızalısı ve kirlenmiş bir Yusuf olmaktansa vallahi seve seve hapiste de çürürüm. Aç kalırım, ashab-ı kebi mağarada yatarım, faiz ile ev almam. Var mı ötesi ya? Mecbur musun? Oğluna, kızına o standardı, o özel okulu, o özel arabayı, o özel imkanı, o konumu, vizyonu, ona o geleceği, o projeyi uygulamak zorunda mısınız? Allah zengin bir nesil mi yetiştirin dedi. Allah illa şu noktaya taşıyın mı dedi. Allah evlatlarınızla kol kola cennete kadar gelin dedi. Ku enfusekum ve ehlikum naran dedi. Babalar, analar, hocalar, ağabeyler, eşler, dostlar, iman cihazının farkında olan güzeller, düştüğünüz, kalktığınız kimseleri, başta kendinizi ateşe gidecek sapık yapılanmalardan ve işlerden koruyun dediler. Değil mi arkadaşlar? Biz kızımızı cehennemden korumak zorundayız. Oğlumuzu cehennemden şu kenara çekmek zorundayız. Onun için Allah'ım, ne evlatlarım için ne başka, risk almam ben. Param kadar bakarım, imkanım kadar ayaklara sererim, cömert davranırım, sorun yok. Ama Allah ile karşı karşıya gelmek, Allah'a resle protesto anlamına gelen bir yasak çiğnemesi, bir emir ihmali, ihlali, yok, ona gelemem. Değil mi? Kim olursa olsun. Zaten bazen insana çelme yakından geldiği için yakın çevremiz hakkında uyarılmışız. Hızlıca bismillah. Ya eyyühellezine amenu inne min ezvacikum ve evladikum adüven lekum fahzeruhum ve intahu ve tesfahu ve tağfiru fe innallaha gafur rahim. Tegabun suresi, aldananların, aldatanların gündemi olduğu için aldanma, aldatma anlama gelen Tegabun suresi. Ey müminler, ey yeni doğana imanla dolmuş cemaat, yarın topraklara dolacaksınız. Samsun yok, Türkiye'de yok. 112, 110, 156, 155, alo, yok yok, velo yok, internet kesik, hatlar kopuk. Vur patlasın, çal oynasın, vurun dedikleri bir yere ineceksin. Allah diyor ki, inne min ezvacüküm, kesinlikle size bir şeyi anlatmak istiyorum kullarım, eşlerinizden ve evladüküm, canciğer evlatçıklarınızdan, adüvenleküm, size vallahi öpez düşmanların yapmadığını yapan, büyük düşmanlık yapan evlatlar, avratlar çıkabilir, kocalar çıkabilir. Çıkar arkadaşlar. Kur'an bunun örneklerle dolu. Sırasını siz dizeleyin ve düşünün arkadaşlar. Düşmanlar çıkar. Fahseruhum, uyanık olun. Hanımım diye yelkenleri suya koyverme. Oğlum, yavrum diye günaha girmek yok. Babacığım, hay hay deyip onların adına risk imzalamak yok. Uyanık olun diyor Allah. Ama yine de boşayın demiyor. Evlattan reddedin demiyor. Kapıyı çarpın gidin. Sen gibi baba ana olmaz olsun. Hayır. Yine babalık analık sürecek. Düşe kalka yuvayı bozmayacağız. Fakat Allah için taviz vermeyeceğiz. Ve in tağfiru ve tasfahu. Eğer onları bağışlarsanız, geçimli olmaya çalışırsanız, ben de sizi affederim diyor Allah-u Teala. Okuduğum ayete geldik. Bu ayetin ne kasıt, ne amaç, ne hedef okuduğumu söyleyeyim. Arkadaşlar, ülkemizin ve alem İslam'ın üstünde kara bulutlar dolaşıyordu. Şimdi kapkara bulutlar dolaşmaya başladı. Toparlanalım, bize düşeni yapalım.
Devlet üstüne düşeni yapsın siyasetçiler. Emniyet asayiş birimindeki askerlerimiz üstüne düşeni yapsın. Tamam. Bu camiye dolaşmış cemaat ne yapması lazım? Biz ona bakacağız. Ya önümüze gelen işi yapacağız. Müstakbel işler tamam da şu anda sünneti kılacağız kardeşim. Daha duaya çok var. Sırayı bozduğun zaman her şey bozuluyor. Ey müminler, göreyim. İki büklüm rükuda görmek istiyorum. Yüzlerinizi secdede Sübhanel Ala'da seyretmek istiyorum. Sure-i Hac. Sizi doya doya emrettiğim gibi motamot, fotokopik anlamda düzgün ibadette görmek istiyorum. Son olarak bir şey söyleyeyim mi kulum? Hay hay kurban oldum Allah'ım. Vef'alül hayra, ömür boyu, ölünceye kadar sizi hayır yapan adamlar görmek istiyorum. Vef'alül hayra, eğer hayırlı adam olursanız, kaliteye oynarsanız, hayırlı adam olursanız, hayır yaparsanız kurtarırsınız. Hatırlıyor musun? Üç kişi mağaraya gömülmüşlerdi. Ölümden başka bir beklentiler yoktu. Üçü de üç ayrı başlık altında Hazreti Muhammed'in bu ayetin altına döşendiği açıklamasına göre salat ve selam olsun. Birisi kötürüm, yığılmış anne babasına baktığı için yarıya kurtuldular. Öbürü çok sevdiği ama reddedildiği, aşık olduğu bir kız kıtlıktan dolayı ayağına düştüğü halde, zina için yatağa girdikleri halde, daha vücuduna değmeden özür dilerim, İttakillah, Allah'tan kork, beni kirletme, seni sevmiyorum ama evlenebiliriz dediği için hem tenine dokunmadı hem de tüm ihtiyaç gördü. En zor anda bile namuslu, namuslu, namuslu davrandığı için kurtuldular. Öbürü de mevsimlik, sezonluk çalışan işçilerden birisi, sinirlendi, patrona gitti. Hazreti Muhammed'in anlattığına göre sallallahu aleyhi ve sellem, o yevmiyelerin toplamını aldı, sattı, aldı, sattı, hayvanlık falan şu bu işinden geliştirdi. O yaramaz elemanını patron yaptı. Hakka hukuka riayet etti, %30 kurtuldular. En zor anda bile zinaya uçkuru çözmedi, %30 kurtuldular. Kaldı %40. %40 da ananın, babanın en zor zamanda duasını aldı, kurtuldular. Eğer siz, Allah'ım eğer bizi kurtarırsan, düzlüğe çıkartırsan, yardım edersen, düşmanlara karşı bizi desteklersen, ben seni razı edecek bir hayat süreceğim, projem şudur deyip Allah'a beğendireceğiniz bir projeniz yoksa Allah yardım etmez. Ne gözyaşın değer olur, ne kanın değer olur, ne çığlığın değer olur. Çırpına çırpına gidersin. Hepinizi tövbeye davet ediyorum. Kendimi de siz arkadaşlar. Hal ve gidişatınız, fotoğrafınız camide güzel. Benim de bak kürsüde güzel. Sarık, cübbe, o biçim. Kırla gidiyor. Tam peygamber fotoğrafı çektiriyoruz. Arkadaşlar, özelimiz de genelimiz de Allah'a malum. Çok net ifadeyle tefsirine bile izah duymayacağımız kadar bir netlikte ve kefe billahi alimen, zaman darlığından diye kastettim. Allah diyor ki seni tanıma bakımından ben yeterim. Seni çok iyi tanıyorum. Bana kendini tanıtma kulum. Seni tanıyorum ben. Ayeti alın, değerlendirin. Fela tüzekkü enfüseküm. Bana kendinizden bahsetmeyin olayım. Bana anlatmayın kendinizi. Ona buna reklam yapmayın. Tezkiye yok diyor Allah. Sure-i Necim. Niye? Hüve o Allah. Alemi çok iyi biliyor. Bimenittekâ müfsit adamlar. Bozguncu adamlarla muslih adamları. Takva kulla sadece takkeli kulları. Allah herkesi çok iyi tanıyor. Melekler burada sembolik yazılımla meşgul. Sana bir baskın soru. Allah senin hakkında bilgi toplamıyor buradan. Onlara da Allah bildiriyor. Sizin görmediğiniz, bilmediğiniz, duymadığınız işlemler var. Ben kulumu tanıyorum diyor. Herkes sesleniyorum. Kendinizi Allah'a iyi tanıtın. Evvelerine geçin. Siz herkes gidecek. Kendinizi Allah'a iyi tanıtın. Ebrar diye tanıtın. Müttaki tanıtın. Muhsin tanıtın. Mukarreb tanıtın. Yoksa kendinizi cehennemde tanırsınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ramazan-ı Şerif'in mübarek olsun.
Ne mutlu size bu mevsime hayvanlarda, otlarda, kafirlerde girdi, siz Müslüman girdiniz. Duyarlısınız. Güzel geçirin. Geri kalan kısmını huzuru kalpte. Kalbi selim, selimeşer Ramazan. İkisini birleştirin. Yürek huzuruyla top dolu. Mutlaka Kur'an etmeyin, mutlaka teravih ihmal etmeyin. Allah'a bol zikredin, infak, ikram. Tüm organlara oruç tutturun. Helal haram dikkatinizi daha biraz daha geliştirin. Bayrama girdiğinde bir takva, bir gelişim. Yani gerçekten bu Ramazan bana şunu kazandırdı deyin. Mutlaka bir kazandırma olsun. Allah mübarek etsin. Allah-u Teala Hazretleri Ramazan-ı Şerif'i 11 aya sultan, kral yapan Kur'an-ı Kerim'in tarifesine uygun Müslüman eylesin. Peygamberimizin alnımızdan öpeceği, senin gibi ümmete sahibim, ne mutlu diyeceği, kaliteli ümmet eylesin. Allah ümmet ayında ümmetin şu ihtilafını ittifaka dönüştürsün. Doğu ve Güneydoğumuz, Orta Doğu ve daha değişik coğrafyalardaki sıkıntıları o bölgelerin başına bela olanların kafasına geçirsin. Garibanlara Allah yol versin. Alemlerin Rabbi Allah'ın dediği olacak. Hiç düşünmeyin siz. Allah-u Teala Hazretleri milyonlarca göçmene bakıyoruz. Allah da bize baksın. Bir sürü garibanları bağrımıza bastık. Allah da bizi bağrına bassın. Bu kadar kirlenmiş olaylara, haberlere, görüntülere rağmen Allah bizi affeylesin. Tam teşekküllü, tövbekar bir ülke eylesin. Millet eylesin. Ramazan-ı Şerif'teki bu atmosferi ömrümüze yaymak nasip eylesin. Son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü haykırarak kendisine kavuşmak nasip eylesin. İmanda güçlü ve tüm maddiyatta güçlü kafirin masasına vurduğuna onu zıplatan güçlü mümin eylesin. Hadiste böyle tercüme etmiş olduk. Sübhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruk. Ve etûbü ileyk ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve rasûlük. Ve ahirü davana enilhamdülillâ rabbil âlemin. Cümle hayırların yağmur gibi. Yağmurunuz da bereketli olsun ayetin. Yağmur gibi yağması, şerlerde sel gibi akıp gitmesi için. Ülkemizin maddi manevi huzuru için, âlem İslam'da huzuru, afiyeti, saadet için, güzel gelecekler için. Sizin de hayır muratlarınıza nailiyetiniz, ürktüğünü, çekindiğiniz, aman çektiğini konulardan da korunmanız için, şu yaptığım aparatif 20 dakikalık sohbetinde tesir olması için, Allah rızası için ve ahirü davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Buyur. Metin Balkanlıoğlu hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocamızı davet eden ilk kadın belediye başkanımız Sayın Erdoğan Tok ve çalışma arkadaşlarına, bu fırsatı bizlere veren değerli dernek başkanımız, cami görevlimiz ve siz cemaatimize teşekkür ediyoruz. Evet, hocamızın adına da teşekkür ediyoruz. Hem cemaatimize katıldıkları için hem de başkanımıza davet ettiği için teşekkür ederiz.